27 Eylül, 3 Ekim, değerli akrep burçları nasılsınız? Özgüveniniz tavan olsun. Kalbinizdeki hissettikleriniz tek tek size geçsin diyorum. Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Nasılsınız? Güzel kalpler. Böyle küçük küçük güzel güzel kalpler yolluyorum hepinize. Böyle tık 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 diyerek de mutlu olun, umutlu olun. Her şey sizinle olsun. Özgüveniniz tavan olacak. O yüzden size böyle yaptım ya. Yani çevrenizdeki herkes bu deyin güveni diyeceğiniz biraz. Evet, bu tempoda devam ederseniz işinizde daha ön plana geçiş yapacaksınız. Ve yeni işler, yeni arayışlar, yeni planlara, yeni yollara geçiş yapacaksınız. O yüzden kendinize sağlam güveniniz, hissettikleriniz, duygularınız, rüyalarınız da böyle sizi yönlendirecek. O yüzden bu hafta özgüveniniz ciddi anlamda gökyüzünde uçuyor gibi devam etmenize izin verdim. İş değiştirmek ve artık ben burada yokum diyenler istifa ediyor. Yeni işiniz, yeni kapınız da hazır, hayırlı olsun. Ben işimde paramı, düzenimi ve buradaki noktada acayip derecede huzursuzum ve mutlu değilim ve buranın yöneticisi ya da patronlarıyla bir türlü uyum sağlayamayan bazı akrep burçları gerçekten bir ay içerisinde istifanızı verip yeni iş kapınıza geçiş ve yeni iş kapısı arayana kadar bir yandan arayacaksınız, bir yandan bir ay buraya itaat edeceksiniz. Sonrasında da yeni gideceğiniz yol ve yeni gideceğiniz alan sizi daha çok mutlu edecek. Kendi ofisiniz, kendi dükkanınız, kendi tezgahınız varsa da parasal anlamda yavaş yavaş daha toparlanma, yeni oluşturmak istediğiniz iş imkanlarını daha büyütme evresine geçiş yapacaksınız. Bu da size artı kazanç ve hiç "aa ben burayı açmıyorum, burası beni zor idare ediyor" derken yedek dükkan, ikinci dükkan, markalaşma, bu tarz planlarınız ya da Instagram ya da sosyal medyada yapacağınız bazı olaylar sizin isminizi ve unvanınızı daha büyütecek ve daha güçlendirecek diyorum. Kurumsal bir firmada insan kaynaklarında çalışıyorsanız, muhasebe, finans, ne bileyim mühendis de olabilirsiniz. Bu işlerinizle alakalı noktada bulunduğunuz iş sistemiyle ilgili iş yeriniz hani patronlar değişebilir, yeni insanlar gelebilir. Size zarar yok. Yani yöneticiler, sistem değişecek, sistem aynı şekilde gelecek, yeni insanlar gelecek ama sizin işten çıkartılma gibi bir durumunuz yok. Panik yapmanızı istemiyorum. Özellikle çocuğunuz askerdeyse ve askerde kalsın istiyorsanız, gerçekten çocuğunuz askerde kalacak ve orada mesleğini orada devam edecek, orada yolu aydınlık olacak, merak etmenizi istemiyorum. Eğitim konusunda farklı alanlara, mesela bu ara en çok spiritüel alana merak olan akrep burçları için güzel olumluluk süreci mutlaka yapın. Kendi hislerinizin de tavan yaptığı noktada olarak uyarı veriyor. Bu ara içsel dünyanızda şu var: annemin beni ya da babamın beni sevip sevmedi ya da annemin ve de kardeşlerimin beni sevip sevmediği ile ilgili sorgularınız var diye çok uzun süredir. Sanki bunları masaya oturtacaksınız. Ya ben sizin beni sevmediğinizi ve ben üvey evlat gibi hissediyorum, duygularınız nedir diye ifade edecek. Biraz komik olacak ama onlar sizi çok seviyor ama içinizde şüphe var. Üvey evladım gibi davranıyorlar bana diyorsunuz. Hadi o içinizdeki şüphe de gitsin. Gidin ananızla, gidin bacınızla, gidin erkek kardeşinizle konuşun. Çünkü bu sizin içinizde en büyük yara. Ben hep tek başıma mücadele ettim. Her şeyi ben yaptım. Babam ona yardım etti, bana hiç yardım etmedi diye düşünceleriniz var. Aslında sizin güçlü karakterinizi bildikleri için, siz bir de zor bir insansınız. Yani size bir şey anlatılsın, nevrin dönüyor. Ama o kardeşine ya da ablana ya da abine bir şey yapıldığı zaman kıskançlığını da tutuyor. Hadi bu duygularını da anlatalım ki içimizdeki geçmişe ait öfkelerimizi de yumuşatalım. Turizm sektörüyle uğraşan ya da turizm alanında bazı iş projeleriniz varsa, mesela rehberseniz bile yurt dışı ile ilgili imkanlar açılacak mı, ben gidecek miyim diye düşünüyorsanız daha vakti var ama yurt dışı rehberleriniz ya da buradaki rehber oluşumunuz neyse ya da böyle bir iş kapınız varsa, burada diyor ki yani yabancı insanlarla iş organizasyonu, iş sistemleri olan bazı akreplerde güzel işler, güzel yenilikler ve yeni oluşumlar söz konusu olacak ve bu yurt dışı kapınızı açmak istiyorsanız da bununla ilgili çok olumlu evreler var. Hadi yap. Yabancı dili, özellikle de Almanca ya da Fransızca eğitim almak isteyen bazı akrep burçları, onu da tamamla. Özgüvenin tamam. Hadi yürü yap diyorum. Aşk konusunda böyle dingin bir ilişki istiyorum, yorulmak istemiyorum diyorsunuz bu dönem. Yani ben
Yani bana sürpriz yapılsın, hediye alınsın, değer gösterilsin. Ben artık birine değer vermek istemiyorum diyen akrep burçlarına şunu demek istiyorum. Ya her şey karşılıklı olmalı. Siz adımını nasıl atın, o da zaten size adım atacak. Bu ara özellikle alyansını hazırlayan ve evlilik teklif etmek isteyecek. Bu benim oğlumun bana doğum günü hediyesi. Onu da söyleyeyim lütfen. Evlilik yüzüğünüz, alyansınız size verilecek. Şimdiden hayırlı olsun sözünüz, bilmem ne, nişanınız ya da aile tanışması ya da sevgilinizin size sunacağı hediye ya da bayansanız siz ona hediye etmek istiyorsanız hadi yapın. Çünkü o da sizinle evlenmek istiyor. Cesareti yok ya da siz buna cesaretli değilsiniz. Doğru adım dönemi yapın diyorum. Sevgilim geri gelsin diyen akrepler. Evet gelecek ya. Çünkü haritada diyor ki geçmişe yönelik ilişkilerin yoğun bir tempoda geleceği. Daha uzun soluklu bununla ilgili hesaplaşma dönemi. Hatta bu ilişki evliliğe doğru gidebilir ama yine bazı akreplerde hata var. Cebinizdeki paranız size zarar veriyor. Gelecek kişi hep sizi maddi olarak sıkıntıya düşürüyor. Ben olsam kabul etmezdim ama siz kabul edeceksiniz olarak gözüküyor. Bir de platonik takınan, yani şöyle platonik demeyelim de bir kalbinizde düşündüğünüz biri var. O benim diye yaşayanlar. Evet bu platonik oluyor. Hayatım bir psikoloğa gidersen çok sevinirim. Onun hayatında başka biri var. Ve sen hala bir umut geri gelecek diye düşünüyorsun ama onun seninle hiçbir alakası yok. Hadi lütfen bu ilişkiden kurtulmak için bir psikoloğa seni tanıştıracak güzel ilişkiler var. Bunlara fırsat ver. Niye böyle onu, o benim olsun istiyorsun ki? Niye böyle bir kafaya girdin? Ne olur. Hadi o psikolojiyi de kurtaralım. Bu ara annenizin halı takıntısı olabilir. Yeni halılar beğenebilir. Değerli akrep burçları. Anneniz ya da sizde halı takıntısı olabilir. Yere komple halı fleksi yaptı. Ya evde halı fleksi olmaz. Yani ufak ufak toz yapmayan halılar alın. Lütfen çok büyük halılar gerçekten bronşit ve ileride sıkıntı yaratır. Küçük küçük halılar alın. Eve halı fleksi düşünenler sakın yapmayın diyorum. Bir de bazı ev hanımları ya da gençlerimizin ya da kadınlarımızın almak istediği bir elektrik süpürge takıntınız var. Ay gidin taksit alın, pahalı malı demeyin. Evin hijyeni için bu elektrik süpürgesi alınması lazım. Hadi koş elektrik süpürgeni al. Öptüm.